Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok iyiyim, bomba gibiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Nasıl? Sizin düşüncelerinizi ilk önce almak istiyorum ünyenizle ilgili. İlk defa mı ünyedeydiniz? Hayır, ilk defa değil. Ben 99 yılından beri bu sektördeyim. Daha önce de Karadeniz'in birçok bölgesine geldim. Ünyeye de geldim ama benim ünyeyle aslında böyle sıkı sıkı olmamın şaheseri Osman Karayiğit'tir. Önce evet, çok teşekkür ederiz. Önce onun sünnet düğünü ya oğlunun sünnet düğününe gelmiştim. Çok güzel bir organizasyondu. Sonrasında işte dün çok güzel bir geceyi imza attık. Festival, çünkü ünyeliler beni çok sevmiş, ben de onları çok sevdim. Şimdi benim babam da Tokatlı, zaten Tokat'a giderken böyle işte buraları böyle bir kolajan ediyoruz yani. Muhteşem bir geceydi. İnsanların iletişimi, şarkılarıma eşlik etmesi, benim unuttuğum şarkıları, Hatice abla şunu söyle, bunu söyle diye eşlik etmeleri, yani gerçekten muazzam bir geceydi. İnşallah bir dahaki konserde diyeyim. Şimdi biliyorsunuz beni Fenerbahçe diyorum. Fenerbahçe benim tuttuğum asıl takım. Ama şimdi Ünyespor'a da yönetici olduk. Yönetimde olduk. Teşekkür ederim. Yani burada bir Ünyeli olarak artık diyeyim. Çünkü Ünyeli oldum gerçekten. Bugün parkurda yürürken hayranım. Hatice Hanım, siz de artık Ünyeli oldunuz. Evet. Demeleri çok hoşuma gitti. Hiç yabancılık çekmiyorum gerçekten. Yani bir markete gidiyorum, ooo Hatice Hanım hoş geldiniz. Bir benzin istasyonuna gidiyoruz, ooo Hatice Hanım hoş geldiniz. Ya süper ya, bu kadar böylesine sevinmek. Osman Bey'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Tabii ki belediye başkanımız Hüseyin Tavlı'ya da çok teşekkür ediyorum. Kendisi bir rahatsızlık geçirmiş galiba. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur. Bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler de burada insanlarla iç içe oluyoruz. Evet. Program yapıyoruz ve istek olunca mesela sizin istek şarkılarınızdan en çok bizlerden doyamıyorum. Kesin. Şu an bu parça Hatice değer değmez akla doyamıyorum geliyor. Aslında bir ara bayağı bir artık müdür neydi adı? Ahmet Bölükbaş. Artık demiş, Hatice çağırmıyoruz artık. Çünkü o kadar çok istek alıyormuş ki. Ama ben şimdi çağırdım. Bir söyleyeyim o zaman, değil mi? Şöyle kısacık. Evet, çok muhteşem. Bizi dinleyenlere gelsin. Biraz hazırlıksız yakaladık sizi. Her şey bence spontane güzel, emin olun. Evet, o zaman değerli dinleyicilerimiz, şu an bizleri dinleyen frekansı Moda FM'de açan herkese Hatice Hanım'dan, değerli sanatçımızdan canlı senelerdir doyamıyorum parçasını biz çaldırdık ama şu anda canlı sevenlerine buradan seslendirmiş olacak. Evet. Hep beraber dinleyelim, benim için de çok farklı bir durumdur. Çok canlı teşekkür ederim. Canlı duymak ve canlı iletmek dinleyecekler de muhteşem bir durum. Belki seni biraz heyecanını kırarız. Böyle ufak bir kupe söyleyeyim çünkü bugün akşam biliyorsun düğünde olacağım. Evet. Biraz ses yorgun, artık mazur görür dinleyenler. Yani. Hatice'nin üstünü okuyamam. O Hatice başka Hatice, biz ben arada, başka Hatice. Hiç gerek, böyle canlı duysun insanlar. O geçsin, onun enerjisi çok başka bir şey. Doyamıyorum akmaya, doyamıyorum. Kıyamıyorum sevmeye, kıyamıyorum. Canımın içi bir tanem, bebeğim derdin. Duyamıyorum o sözleri, çok arıyorum. Doyamıyorum bakmaya, doyamıyorum. Kıyamıyorum sevmeye, kıyamıyorum. Canımın içi bir tanem, bebeğim derdin. Duyamıyorum o sözleri, çok arıyorum. Tüm ünlülere gelsin. Bizim de ünye halkımız alkışlarını gönderdi size. Evet. Sanatçının her zaman mutlu eden. Değil mi? Alkış. Kesinlikle. Paradan daha kıymetli. Ben hep onu söylüyorum. Bizi motive eden en çok şey
hani insanların gelen seyircilerin hareketli olması, şarkılarımıza eşlik etmeleri, alkışları bunlar çok değerli, çok kıymetli şeyler. O zaman biz bence fazla konuşmayalım. Şimdi biz Ünye'deyiz değil mi? Ünye tabii ki. Siz artık Ünye'liyim oldunuz. Evet, oldum. O zaman sizden bir söz alayım. Tamam. İlerleyen zamanlarda bizim programımızda tekrardan konuk olur musunuz? Şöyle yapalım. Bir şekilde. Kesinlikle. Şöyle bir saat program yapalım. İstekler evet. Gelsin. Evet, evet. Ama kesmeyelim şimdi. Ben şurada bir türkü söyleyeyim. Ünye evet, halkı sever türküyü. Sadece hani sözü önceden alayım ki. Tabii ki veriyorum. Söz, namus, şeref sözü. Teşekkür ederim. Çok minnettarım. O zaman bir türkü de hediye tamam. Edelim. Dinleyelim. Ne söyleyelim mesela? Buranın en çok Ordu'nun dereleri mesela sizin için uygundursa. Çok uygundur. Bizim insanlar Ordu'nun derelerini çok seviyorlar. Tamam. Festivalde de söylemiştim. O zaman gelmeyenler için bir şey hediyemiz olsun. Ordu. Vermem seni ellere, Ordu üstüme kalsa sürmelim aman. Vermem seni ellere, Ordu üstüme kalsa sürmelim aman. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Seni bana geçmişler, vallahi ben demedim. Sürmelim ama. Çok çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Hiçbir zaman nefesiniz, o güzel sesiniz tükenmesin. Çok teşekkür ederim. Sizi sevenlerle böylece mutlu ettiğiniz için onların adına da, Moda FM dinleyiciler adına da sizlere çok çok teşekkür ederim. Ve sizden söz aldım. Evet. Dinleyicilerimizle de bir de tekrar sizleri buluşturacağız. Kesinlikle. İnşallah hayırlısıyla. Bir de bir şey soracağım. Hani yeni bir şarkı var mı? Yeni bir proje, yeni bir ilerleyen zamanlarda... Burayla ilgili güzel bir klip çekmek mi ne? Ne olabilir, o da olabilir. Şimdi ben aslında hemen hemen her sene yani her sene yapmasam da 2 yılda bir mutlaka şarkılar, yeni şarkılar yapıyorum. Biliyorsunuz zaten kendim üretiyorum, kendim söz yazıyorum. Ama biraz yayıncılık artık eskisi gibi olmadığı için şimdi biliyorsunuz sosyal medya çok trend. Yani. Artık klibimizi çekiyoruz, YouTube'a koyuyoruz. Bizi seven insanlar zaten oradan takip ediyorlar. Radyoculuk çok başka bir yerde, televizyonculuk çok başka bir yerde. Eski programlar asla yok. İyi ki diyorum arada işte İbrahim abi kendine geldi, bir program yapıyor. Seda ablacığım zaten onu çok seviyorum. Keşke böyle sabah programları olsa, akşam işte talk programları olsa. Sanatçı, hatırlıyor musunuz? Bir sanatçı albüm yaptığı zaman tamamını okuyordu programlarda. Şimdi bakıyorsunuz. Yani o kadar saçma sapan programlar var ki yani 2 saat evet 2 saat süren bir programda belki sizin söyleyebileceğiniz, okuyabileceğiniz şarkı ikiyi geçmiyor. Yani o yüzden hani değmiyor, programa gitmek de değmiyor. Zaman çok kıymetli bir şey. Ama hani yine diyorum artık sosyal medya diye bir şey var. Bol bol klip çekeceğiz, YouTube'a koyacağız. İzleyenler, sevenler bizi orada bulacaklar, ziyaret edecekler. Tıklanma, önceden albüm, CD, kaset satardı. 99 yılından gelen bir isim olarak hakikaten 99 yılı, işte 2000'lere kadar çok kıymetliydi. Şimdi yine kıymetli ama biraz dediğim gibi işte sosyal medyaya ayak uydurmak lazım. Ben de çok sosyal medyayı seven, kullanan biri değilim. Televizyonculuk yaşasın, radyoculuk yaşasın, biz hep buralarda olalım. Yani onun enerjisi, sinerjisi inanın çok farklı. Diyorum, sizi kocaman öpüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Burayla ilgili güzel bir klip çekmek mi ne? Ne olabilir, o da olabilir. Şimdi ben aslında hemen hemen her sene, yani her sene yapmasam da 2 yılda bir mutlaka şarkılar, yeni şarkılar yapıyorum. Biliyorsunuz zaten kendim üretiyorum, kendim söz yazıyorum.
Ama biraz yayıncılık artık eskisi gibi olmadığı için şimdi biliyorsunuz sosyal medya çok trend. Yani. Artık klibimizi çekiyoruz, YouTube'a koyuyoruz. Bizi seven insanlar zaten oradan takip ediyorlar. Radyoculuk çok başka bir yerde, televizyonculuk çok başka bir yerde. Eski programlar asla yok. İyi ki diyorum arada işte İbrahim abi kendine geldi, bir program yapıyor. Seda ablacığım zaten onu çok seviyorum. Keşke böyle sabah programları olsa, akşam işte talk programları olsa. Sanatçı, hatırlıyor musunuz? Bir sanatçı albüm yaptığı zaman tamamını okuyordu programlarda. Şimdi bakıyorsunuz, yani o kadar saçma sapan programlar var ki. Yani iki saat süren bir programda belki sizin söyleyebileceğiniz, okuyabileceğiniz şarkı ikini geçmiyor. Yani o yüzden hani değmiyor, programa gitmek de değmiyor. Zaman çok kıymetli bir şey. Ama hani yine diyorum artık sosyal medya diye bir şey var. Bol bol klip çekeceğiz, YouTube'a koyacağız. İzleyenler, sevenler bizi orada bulacaklar, ziyaret edecekler. Tıklanma. Önceden albüm, CD, kaset satardı. Şimdi artık tıklanmalar. 99 yılından gelen bir isim olarak hakikaten 99 yılı işte 2000'lere kadar çok kıymetliydi. Şimdi yine kıymetli ama biraz dediğim gibi işte sosyal medyaya ayak uydurmak lazım. Ben de çok sosyal medyayı seven, kullanan biri değilim. Televizyonculuk yaşasın, radyoculuk yaşasın, biz de buralarda olalım. Yani onun enerjisi, sinerjisi inanın çok farklı. Diyorum, sizi kocaman öpüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Ayaklarınız, elleriniz var olsun. Çok teşekkür ederim. Her zaman ömür boyu güzel şarkılarla hep beraber, sevilir. Hep beraber. Ve doyamıyorum kendi mühürünü koymuş bir şarkı. Evet, artık arşivlerde yani, klasik oldu. Doyamıyorum gerçekten de şarkı kendi isminde göründüğü gibi de. Değil mi? Doyamıyorsun. Evet. Dinleye dinleye de doyamıyorsun. Ne güzel. Sizlere teşekkürlerimizi iletiyoruz. Moda ben FM çok teşekkür adından, ederim. Moda ailemiz adından, dinleyicilerimiz adından. Sizden söz aldık. Evet. Ve o zaman kaydımız da var. Evet. Aa değil mi? Evet, yani istersen kaç Hatice diyorsun. Yok. Kesinlikle söz aldık. O zaman. Güzel bir şekilde, daha rahat bir şekilde, hazırlanmış bir şekilde. Evet. Tekrar görüşeceğiz. Hadi o zaman ne diyorum ben? Moda ve dinleyenlerine çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni dinleyin arkadaşlar. Pişman olmazsınız. Bana doyamayın. Çünkü ben size hiçbir zaman doymadım. Şimdi en sonda sizi de çok yormuyor. Biz anons ediyoruz. Mesela Hatice Hanım'dan Doyamıyorum şarkısı şu an sırada. Siz kendi dilinizle kendi şarkınızı anons edin. Hemen geçiyoruz şarkıya. Sizlere çok çok teşekkür ederiz. Şu an Moda FM dinliyorsunuz. Hatice'den doyamadığınız bir şarkı. Doyamıyorum. Canımın içine taşıdım.